Güzel bir sorumuz geldi. Zeynep Hanım sormuş. Amaç nedir? İnsanın amaçları nelerdir? Ancak daha güzel kısmı bu sorunun, amaçsız yaşayamaz mıyız? Amaçsız yaşayamayız. En kolay kısmına cevap vereyim. Amaç nedir sorusuna da şöyle bir yanıt vermek isterim. Ay düşürdüm. Yanıtım şu. Bu nedir? Bunu sorduğum zaman herkes bilecektir. Bu bir kalem, bir pilot kalem. Şimdi böyle kalemleriniz vardır, mürekkepli kalemler. Bu kalemi biz yazmak için kullanıyoruz. Bu kalemin amacı insanın yazmasına yardımcı olmaktır. Bir yazma aracıdır. Peki şimdi bu kalem için bir şey söyleyelim. Kalemin mürekkebi bitti ve bu kalemi tekrar doldurmak mümkün değil. Ne yaparsınız bu kalemi? Flüp çöpe, değil mi? Eğer tekrar doldurulamıyorsa, tek kullanımlık bir kalemse, yazma amacını kaybettiği anda, yazma aracı olma amacını kaybettiği anda bu çöpe gider. Her varlık, her nesne, sadece varlık değil, her nesne sistemdeki amacıyla var olur. Yani bir amaçla buradadır. Mesela her hayvanın, her bitkinin, her bakterinin yaptığı fonksiyon itibariyle bir amacı vardır. Mesela sülfür bakterileri var, asit bakterileri var. Bunlar bizim şeker yediğimiz gibi sülfür yiyor, asit yiyor, bunlarla besleniyorlar. Bu bakterilerin sistem içerisindeki rolü onların amaçları olarak düşünülebilir. Ama bakteri bunu bilir mi bilmez mi o konuda çok bir şey diyemeyeceğim. Bana biliyormuş gibi gelmiyor. Bakteri sadece kendisinin yapısına göre yaşar. Yani hayatını yaşamaya bakar. Canlılarda amaçlılık meselesini sorgulamak bir tek bizde olan bir sorun. Normalde her biyolojik organizma kendi hayatı içerisinde tıngır mıngır yaşarken amacına da gayet uygun bir yaşam sürer. Zaten bunun dışında da bir şansı yoktur. Yani bir zürafa bir gün çıkıp da ben ressam olacağım arkadaş diye bir karar veremez. Zaten böyle bir karar vermesi için makul bir neden de yoktur ama insan her şeyi olmak isteyebilir, bunu her an isteyebilir. Gerçekten kendisine, çevresine ve insanlık toplumuna zarar verecek hareketleri ısrarla da sürdürebilir. Biz bunları yapan bir canlı olduğumuz için amacını unutabilen ve onu tekrar bulması gereken tek canlıyız. Ama insanın amacı nedir sorusuna, eğer ekranda şurada burada konuşan birinden cevap alacağınızı düşünebiliyorsanız, insanı ve kendinizi tam tanımıyorsunuz demektir. Çünkü insan hiçbir canlı türünde olmadığı kadar bireysel davranış çeşitliliğine sahiptir. Ağaç kakanlara bakın, hatta ağaç kakanlar dediğimiz yüzlerce farklı türdeki kuşa hep birden bakın. Bunların aralarında çok büyük farklar olmakla beraber hepsi kuş, hepsi ağaç kakan, hepsi yumurtlama gibi ortak davranışlar gösterirler. Ve bu ortak davranışların dışında onları ayıracak olan çok böyle farklı bir davranışsal örüntü yoktur. Yani bu canlılar birbirlerinden hayat tarzlarıyla ayrılmazlar. Sadece birbirleriyle üreyemeyecek kadar biçimsel ya da fizyolojik olarak farklıdırlar ve farklı ortamlarda yaşarlar, farklı şeylerle beslenirler. Tek bir mesela zürafa türünün içerisinde. Zürafalar hemen hemen birbirinin aynısı hayat yaşarlar. Büyük bir davranışsal çeşitlilik yoktur onların içinde. Ama insana geliyorsunuz, 5 kişiyi alıyorsunuz, o 5 kişiden 5 tane dünya yaratabileceğinizi fark ediyorsunuz. İnsanlarda bu kadar büyük davranış çeşitliliği olunca her insanın hayattaki işlevi kendisinin kurgulaması gereken, keşfetmesi gereken özel bir sebep, amaç olacak. Bu besbelli. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Tabii bu sebepleri mesela şöyle diyebilirsiniz. Benim hayatımın amacı gördüğüm her binayı dinamitle patlatmak. Mesela böyle bir amaç ve bulabilirsiniz. Tabii ki mümkün. Böyle bir şey yapabilirsiniz ama amaçların faydalı mı zararlı mı, o insana uygun olup olmadığını nasıl bileceğiz? Bir insanın hayatında amaçlarını belirleyen en önemli şey inançlarıdır. Bu dünyanın nasıl işlediğine dair inancı o insanın amacını belirleyen en önemli şeydir. İnanç bu dünyaya verdiği anlam demektir. O anlam ise kendi amacını belirler. Zira bir nesnenin amacı aynı zamanda o nesnenin anlamıdır. Mesela bu kalem şiir demek değildir, roman demek değildir, muhasebe, hesap, kitap demek değildir ama onların hepsinde kullanılabilen bir araçtır. Dolayısıyla bunun anlamı yazı yazmak ya da çizgi çizmek. Yani kağıt üzerine bir iz bırakmaktır bu arkadaşın varlık amacı. Dolayısıyla anlamı da o şekilde kullanıldıkça olur. Yani ben bu kalemi tutup burnuma sokarsam bunun anlamına aykırı bir şey yapmış olurum. Ya da bunun anlamına dahil olmayan bir yerde kullanmış olurum. Hepimiz kendimizi böyle düşündüğümüzde, dolayısıyla bir, inançlarımız nedir?
Şimdi inançlarımız doğru mudur, yanlış mıdır? Bu başka bir hikaye. Zaten inancın doğruluğu yanlışlığı değil de adaptif olup olmadığı, yani bize uygun olup olmadığı söz konusudur. Çünkü inancın doğrusu yanlışı pek olmaz. Bizim inançlarımızın ne olduğunu iyi fark etmemiz. Bu inançlarımıza göre nasıl yaşadığımıza iyi bakmamız, inancımızla aksiyonumuz arasındaki uyumu fark etmemiz ve hayatımızı buna göre düzenlemeye çalışmamız şart. Eğer inançlarımıza göre yaşayamıyor isek, yani o inancın, mesela bu sadece şey değil, İnancına göre yaşamıyor dedim. Herkes mesela işte Müslümanım ama namaz kılamıyorum gibi anlıyor. Onu kastetmiyorum. Kötü olduğunu bildiğiniz bir şeyi yapmaya devam ediyorsanız ya da iyi olduğunu bildiğiniz bir şeyi bir türlü hayatınıza yerleştiremiyorsanız açıktır ki bu inancınıza göre yaşayamıyorsunuz demektir. Bu farklılığın nedenlerini anlamak ve bunun üzerine gitmek zorundasınız. Ya inancınızı değiştireceksiniz ya hayatınızı değiştireceksiniz. Eğer hayatınızı değiştirdiğinizde strese giriyorsanız inancınızı gözden geçireceksiniz. Bu her insanın kendi içinde yapması gereken ve zaten farkında olmadan yaptığı bir mesele. Ama bizi bundan alıkoyan ciddi bir sıkıntı var. Bize sadece inançlara inanmak yetiyormuş gibi geliyor. Mesela Louis C.K.'in çok güzel bir şeyi var. Mesela ben diyor çok güzel inançlarım var ama hiç gereğini yapmam diyor mesela. İşte otobüste yaşlılara yer vermem. Harika bir inançtır diyor ama asla vermem. Ne vereceğim yerimi diyor. Oturuyorum ne güzel. Şimdi bir şeye inanmak bizi o şeye inanıyor yapar sadece. Öyle yapmaz. İnançların amacı insanı bir şey yapmaktır. İnanç amaçtır ve inançların amacı biraz garip oldu ama inanç dediğimiz şeyin varlığı aslında dünyaya verilen bir anlamdır demiş. Ya bu anlama aykırı yaşıyorsan niye inanıyorsun o zaman? Ya da inandığını yapamıyorsan buradaki çelişki nereden geliyor? İşte insanın erginleşme sürecindeki masalsı yolculuğu esas burada gerçekleşir. Siz gerçekten hayatınızda ne yaptığınıza ve bu hayatın nasıl bir şey olduğunu inandığınıza şöyle bir sık sık bakıp da masaya koyarsanız bence çok enteresan bir amaç dizgesi elde edebileceksiniz. Tamamen kendinize özel. Amaç tutup da akademisyen olmak, klinik psikolog olmak, çok iyi bir esnaf olmak, zengin olmak, güzel kalmak değildir. Bunlar amaç olabilecek şeyler değildir. Amaçlar tüketilemeyecek değerler taşımak zorundadır. Zira tüketilebilir bir şeyi amaç edinirseniz elde ettiğiniz gün ölmeniz lazım. Çünkü hayatınızın amacı ortadan kalkar. Ki zaten mesela para gibi işte ün gibi şeylerin peşinde koşan insanlar da buna eriştiklerinde ölmüş gibi oluyorlar zaten. Kaldıramıyorlar bunu. İşte bir sürü psikolojik problem yaşıyorlar. İşte uyuşturucuya düşüyorlar falan filan. Bu hikayeleri bilirsiniz. Öte yandan bir genel organizma olarak insanın hepsinin acaba varlığının ortak amacı nedir derseniz. Benim bununla ilgili bir fikrim var. İsteyen evde düşünsün diye söyleyeceğim. Bütün insanlarda ortak olan şeyler neler? İnsanın fabrika ayarları anlatıp duruyoruz. Ne diyoruz? Az yiyecek diyoruz, ilişki kuracak diyoruz, hareket edecek diyoruz, stresini yönetecek diyoruz ve sınırlarını zorlayacak diyoruz. Bütün bunlara baktığınızda hepimiz için eğer benim teorim doğruysa, herkes için geçerliyse bu ayarlar, o zaman böyle bir canlı popülasyonu bu dünyaya ne yapmak için gelmiş olmalı? Tıkış tepiş karnını doyurmak, rahat rahat yatmak bilmem ne için değil. Dolayısıyla bu dünyayı deneyimlemek, izlemek, anlamak, araştırmak, soru sormak, deşmek için gelmiştir. Bakın az yemeye ayarlanmış. Çünkü daha çok sınırlarını zorlasın, araştırsın, baksın diye. Birlikte hareket etmeye göre tasarlanmış. Niye? Beraber hareket edip daha büyük sorunları çözsün. Daha acayip şeyler yapsın diye. Hareket, yani böyle iğne deliğine girsin, her yerlere girip çıksın diye. Çok hareketli dizayn edilmiş. Stres, durduğu yerde stres olduğu için hareket ederek, yeni bir şeyler yaparak, keşfederek stresini hayretle ortadan kaldırsın diye yapılmışa benziyor. Dolayısıyla bütün bu resime Sinan Canan açısından bakarsanız hepimizin başlangıç amacı en azından çocukluğumuzda 7-24 yaptığımız şeydi. İzlemek ve hayret etmek. İnsanın temel varlık amacı bence budur. Bence budur. Ben buna göre yaşadığım her zaman mutlu oldum çünkü. İsterseniz siz de evde deneyin. Bakalım belki de sizde çalışır. Ama onun dışında benim başka küçük amaçlarım da var. Ama esas amacım bu dünyayı seyretmekten ve bu dünyadan haz, keyif ve feyiz almaktan benim meneden her şeyden yıllardır beni uzak tutar. O yüzden de bu inancımı, bu anlam yapılandırmamı çok severim. Son bir cümle söyleyeyim. Anlamlar ve inançlar tamamen sizin elinizdedir. Sonra hiç şikayet etmeyin. Bu dünya bana cehennem oldu değil, bu dünyayı kendime cehennem ettim demeniz lazım. Bu dünya cennet gibi değil, bu dünya cennettir diyebilen de bizzat sizin kendi kararlarınız ve bakışınız olduğu gibi. Dolayısıyla inancıyla uğraşmayan yel değirmenleriyle savaşır. Dışarıyla boğuşacağınıza içeriyle uğraşın. Her zaman söylediğim budur. Allah kolaylık versin. Bir de şeyi de söylemek lazım. Dünyada cehennemi yaşadım ya da dünyayı kendime cennet eyledim. Bu ikisinden birini seçeceğim gibi hareket ederken bir de arafta kalanlar var. O arafta kalma hali de büyük bir cehennem aslında. İlerleyemem.
seçim yapamamak. Çok güzel bir şey söyledin. Cehennem hali kafamızın karışık olduğu hal gibi düşün. Cennet hali netleştiğimiz an ama oradan geçerken bir şüphe hali, bir araftan geçeceksin. Zaten çoğu insan arafa basmamak için cehennemde kalmayı tercih ediyor. Cennet dediğimiz şey hep anlatırım. Gizli kökünden gelir Arapça. Cennet gizlidir. Onun için araştırma yapıp bulmanız lazım. Cehennem ise böyle bir sık vadi adı. Gehinnom Vadisi'nden gelir cehennemin adı. Ta Tevrat'ta falan da geçer bu. Bir vadide sıkışıp kalmaktır. O vadi zan vadisidir. Ezber vadisidir. Herkes öyle yapıyor vadisidir. Dolayısıyla o vadiden çıkmak için önce arafa bir adım atacaksın. Araftaki şüpheyi ve araştırmayı yaşayacaksın. Sonra rahat rahat cennetinde takılacaksın. Tabii bu zıplamalı da bir süreç. Oradan oraya, oradan oraya geçebilirsin. Onu bilmem. O artık kişisel yolculuğun bir parçası. İyi hatırlattın. Ama araf işte korkutur hocam. Bilinmeyen her şeyi korkuttuğu gibi. Aynen öyle. Sorun var. Beğendin mi kızım cevabı? Ha? Soruyu beğendin mi?